Herkese merhabalar. Ara tatilimiz geliyor ve ara tatilde tabii ki en doğal hakkımız olan dinleneceğiz, enerji depolayacağız. Ama sizlerden gelen yorumlarda hocam ara tatil programı yok mu? Sınavlarımız bitti, ara tatilde ne yapmalıyız? Sonunda ara tatil geldi. Tatilde de ders çalışmalı mıyız şeklinde yorumlar geldi. Arkadaşlar tatilde de tabii ki ders çalışacağız. Neden? Çünkü bizim hayallerimiz sadece 9. sınıfla özgü, 9. sınıfa sınırlı değil. Bizler ileride 10, 11, 12'deki başarılarımızla inşallah üniversite sınavında da çok büyük başarılara yelken açmak istiyoruz. O yüzden atacağımız her küçük adım bizi ileride çok büyük başarılara taşıyacak. Tabii ki burada ben demiyorum ki bütün tatil gece gündüz ders çalışın demiyorum. Tatilde yapacağımız en önemli şey dinlenmek olacak. Enerji depolamak olacak. Çünkü yazılılardan yorulduk. 9. sınıfın ilk döneminde, ilk yazılılarda matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat bayağı yorucu bir dönemdi. Dinlenmeyi hak ettik ama güzel bir tekrarla yolculuğumuza devam etmemiz lazım. Öncelikle bu yazılılar sonrasında hangi konularda eksik olduğumuzu görmemiz lazım. Çünkü ikinci yazılılarda birinci yazılı konuları gelecek arkadaşlar. Programımızı belirleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Derslerimiz belli. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji dersler belli. Ardından da bu derslerle alakalı pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bu 7 gün için mutlaka birer çalışma tekrarı koymamız lazım. Yani işte bugün edebiyatta yaptığım eksiklerimi kapatacağım. Çarşamba günü sadece matematikten soru çözeceğim. Perşembe günü dinleneceğim. Cuma günü arkadaşlarımla buluşacağım. Cumartesi günü sadece fizik eksiklerime bakacağım şeklinde program yapabilirsiniz. Genel tekrar yapmak en güzeli. Hiçbir şey çalışmayacaksanız da, hiçbir soru çözmek bile istemiyorsanız da ilk dönemde ilk yazıla çıkan konuları bir tekrar etmeniz emin olun ikinci yazıl için çok büyük bir yatırım olacaktır arkadaşlar. Diğer önemli bir yatırım ise kitap okumak. Çünkü kitap okuduğumuzda sadece edebiyat dersine, Türkçe dersine değil, diğer derslerde de zihnimizin geliştiğini, kelime dağarcığımızın arttığını, hayal gücümüzün geliştiğini, yorumlama yeteneğimizin geliştiğini her zaman sizlere vurguluyoruz. Sizler de mutlaka o kitabın satırları arasında oradaki karakterleri, oradaki kişileri, oradaki olayları hayal ettiğinizde beyninizin geliştiğini hissediyorsunuzdur. Sürekli video izleyen öğrenciler, sürekli kendisine sunulanı gören öğrenciler ister istemez hayal yeteneklerini yavaş yavaş köreltiyorlar. O yüzden bizler de sizlere mutlaka kitap okumayı tavsiye ediyoruz. Ara tatilde Dinamo sözel set ve Dinamo sayısal seti olan arkadaşlara Dinamo soru bankalarından ödevler tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Burada eksiklerinize göre uygun bir şekilde Dinamo soru bankalarımızdan mutlaka sorular çözmenizi tavsiye ediyoruz. Biliyorsunuz yazılılar öncesinde bizler sizlere ödevler vermiş. Bu yazılı kısımlarını çözün diye. Ama bunun haricinde ÖSYM tarzı sorular da var. Yani hem genel tekrar testlerimiz var her bir konuda hem de özel testra bölümleri var örnek sorulardan sonra. Bir de ÖSYM tarzı sorular var. Bunlar işte ileride gireceğiniz üniversite sınavlarında gelebilecek soru tarzları ve 9 ve 10'un toplamı zaten TYT oluşturuyor. Dolayısıyla şu anda attığınız her bir adım, çözdüğünüz her bir soru gelecek adına bir yatırım oluyor arkadaşlar. Burada edebiyat, coğrafya ve tarih sözel setimizde, matematik, fizik, kimya, biyoloji sayısal setimizde sizleri bekliyor arkadaşlar. Bunları Tonguç Mağazı'dan ya da size en yakın Tonguç Kırtasiyesi'nden ulaşabilirsiniz. Tekrar söylüyoruz, öğretmenler olarak, hocalar olarak bizler kapıyı sizlere açacağız. Ama çalışmalarınızla, gayretinizle hem 9'da, hem 10'da, hem 11'de, hem de üniversite sınavında hayallerine kavuşacak olan sizlersiniz arkadaşlar. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere, şimdiden iyi tatiller.